Gültekin haklı. 35 yaşındaymış. Vurulmuş. Tekel kalbine isabet etmiş. Profesyonel işi mi? Bilmem. Komiser olan sensin. Ulan o kalabalık yapma bana şimdi gecenin bir yarısı. Adam gibi sorduk cevap ver. Kapıda zorlanma yok. Kıyafetlerine bakarsak da kapıyı kendine açmış. Evet. Katili tanıyormuş demek. Yani büyük ihtimalle. Tamam. Eve iyice bir bakın bakalım bir şey alınmış mı? Başta. Geldi mi kendine, iyi mi? Aslan Bey mi komiserim? Aslan mıymış adı? Evet, Aslan Haklı. Üvey kardeş. Annesi Gülben Haklı. Annesi de mi üvey? Evet, babası bir, annesi ayrı. Ya şu kız? Sevgilisi mi? Maktulü o bulmuş. Peki ne dertleri varmış? Anladığım kadarıyla zengin bir aile. Maktul, denim tekstilin patronuymuş. Sevgilisi de manken galiba. Aa, şimdi anlaşıldı, tamam. Al şunu. Yalan söylüyor. Hayal Mengü, 25 yaşında, Maktul'ün sevgilisi. Geldiğimde ölmüştü, yemin ederim. Birlikte mi yaşıyordunuz? Yok, hayır. Ben çekimdeydim, Başakşehir'de. Akşama uğrasana demişti. Nedir, iyi misiniz? Diş telim dilime takılıyor da kanadı galiba. Annesi onaylamıyordu herhalde ilişkinizi. Neymiş? Gültekin'e layık biri değilmişim. Sanki kendisi çok iyi bir insan da. Gülben Haklı, 50 yaşında. Maktul'ün üvey annesi. Neden öyle bakıyorsunuz? Sizi de mi kandırdı o? Yok. Yani oğlunuz ölmüş. Ama siz hala neyle uğraşıyorsunuz? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Anlamıyorsunuz. O yaptı. Hepsi onun suçu. Üveymiş galiba oğlunuz. Babası nerede? Geçen yıl kaybettik. Kalp krizinde. Ya öz annesi? Çok ufakken terk etmiş onları. Gültekin 2 yaşındaymış. 5 yaşından beri ben bakıyorum. Gece neredeydiniz peki? Aslan'la birlikte evdeydik. Hayal mi haber verdi size? Yok, polisler aradı. Aslan Haklı, 27 yaşında. Maktul'ün üvey kardeşi. Nasıl oldunuz, daha iyi misiniz? Daha iyi. Abim. Canım abim benim. Bize yardımcı olabilecek misiniz? Evet. En son ne zaman gördünüz abinizi? 2 gün önce. Kulüpte golf oynadık. En sevdiği şeydi. Tamam, peki bir derdi var mıydı? Bir sıkıntısı? Ya ne bileyim, düşmanı olduğu, takıştığı birileri falan? Yok. Keyfi yerindeydi. Annenizle ilgili bir problem olabilir mi? Olamaz. Üvey diye böyle düşünüyorsunuz değil mi? Gültekin benim abimdi. Ne annem ne de ben bir gün olsun aksini düşünmedik. Annem büyütmüş onu. İkimizi asla ayırmazdı. Ya hayal? Yaptığın olacak iş mi Emre ya? Bir de beni buraya çağırıyorsun. Ya ne yapayım? Bulmam lazım adamı. Bırakamam burayı biliyorsun. Bir tek senin mi işin başından aşkın Allah aşkına? Selim komiser bu sefer de bana taktı kafayı diyorum ya. Hiç mi umurunda değil? Peki gelse, görse şimdi bizi burada, olacakları düşünebiliyor musun? Ha, gelmez o da. Rahat ol sen. O benden haber bekliyor. Ben senden haber bekliyorum. O zaman kolay gelsin. Şey, Fadıl'ı bulabildiniz mi diye merak etmişti meraklı Melahat. İyi, aferin. Ne oldu, bulabildin mi bari? Bıraktığı numara kullanım dışı, yer tespiti yapamadım. Adam silikozis. Eğer hastalığı ilerlemişse durumu kötüleşmiş olabilir. Yani ama hastanelerden de bir şey çıkmadı. Efendim Ece? Gültekin'in kolundaki izi hatırlıyor musun? Evet. DNA tespit edemedik ama ısıran kişi gizli diş teli kullanıyormuş. Diş teli mi? Evet. Nedir, iyi misiniz? Diş telim dilime takılıyor da kanadı galiba. Selim, duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Tamam oldu, sağ ol diyeceğim. Hadi görüşürüz. Peki, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. O gün tartışmıştık biraz. Allah, nasıl tartışmaksa bu artık. Kavganızı merak ettim ben. Kolunu ısırmışsın adamın.
Kıskançlık krizi tutmuştu. Çekime göndermeyecekti beni. Bırakacaksın artık bu işleri. Saçmalama, sözleşmem var. Neyse öderim tazminatını, olur biter. Ya bırak. Gitmeyeceksin. Ya. Hayal. Ama sen de hemen sonrasında onun yanına gittin. Çekimdeyken aradı. İşim bitince gel konuşalım dedi. Sen de çıkar çıkmaz gittin. Evet. Evet. Başakşehir'deydi çekim, değil mi? 10:30'da bitti. Hayırdır? Ne oldu, şaşırdın? Bakma öyle şaşkın şaşkın. Arayınca seti pat diye söylediler, 10:30'da bitmişsin. Ama sen polisi saat gece 1'de aramışsın. Hayır, anlayamadığım şey Başakşehir'den Zekeriya Köy'e nasıl 3:30 saatte gidemedin? Merak ettim, araban da var altında. Otobana yanlış yoldan çıkmışım. Yolu kaybettim. Bayağı dolanmak zorunda kaldım. Hangi çıkışmış o çıkış? Yolları karıştırmışım. Bir yerden Ankara yoluna dönmüşüm bilmeden. Geri dönüş için de sonra ta gişelere kadar gitmek zorunda kaldım. Yalan söylüyor. Orası kesin ve ispat lazım. Gece 11'de İstinye'deymiş. Nereden öğrendin? Fuk da etiketlemiş kendini. İstinye'deki golf kulübündeymiş. Hayda, aptal bu kız ya. Allah sallaha bak, yalan bile söyleyemiyor. Tabii oğlum, yani haklısın. Zor durum, ben olsam ben de kullanırım yani. Komiserim, yine neden bahsediyorsunuz? Oğlum sen bu kızı seviyor musun harbiden? Söylesene bakayım. Hangi kızı komiserim? Maça kızını, anasını satayım, hangi kızı? Ulan sen bu kafayla gidersen var ya, Emre'ye kaptırırsın kızı, haberin olsun, ben sana söyleyeyim. Oldu birader, oldu. Anlamamazlıktan gelinsiz. Ama siz sakin yani, rahat olun. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çözeceğim. Çözeceğim bakalım. Komiserim, yemin ederim bir şey yok. Lütfen bırakın artık peşim ya. Var bir şey, var bir şey de. Dur bakalım yani. Aa, bakın burada ne buldum komiserim. Hadi siz bununla ilgilenin, benim peşimi bırakın artık. Golf kulübü, sporcu kartı. Hem de aslan haklı adına. Benden ne istiyorsunuz anlamıyorum. Biz de bunu anlayamadık. İstinye'deki bir golf kulübünün kartı Aslan Bey'e aitmiş. Evet. Geçen gittiğimizde unutmuştu. Ben de geri vermek için almıştım. Ne var bunda? Çekimden sonra da kartı vermeye gittiniz herhalde İstinye'ye. Bakın, sandığınız gibi değil. Bence tam da sandığımız gibi. Yoksa bu kadar yalanına ne gerek var? Ben yalan söylemiyorum. Çekimden çıktıktan sonra Gültekin Bey'e gittiğini söylediniz. Yalan. Meğer İstinye'deki golf kulübündeymişsiniz. Şimdi Aslan Bey'le ilişkiniz olmadığını söylüyorsunuz. Tabii ki bu da yalan. Gültekin'i ben öldürmedim. Bakın ne güzel kurduk ilişkiyi, değil mi? Başakşehir'den çıktık, yola nereye geldik? Gültekin'i kim öldürdü? Neden bana inanmıyorsunuz? Sanırım sürekli yalan attığınız için. Bence nasıl oldu bilmiyorum ama Fadıl Aslan Bey ile sizi gördü. Siz de panik oldunuz ve hem onu hem Gültekin Bey'i ortadan kaldırmak istediniz. Fadıl kim? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Allah, kaçıran bence sizsiniz. Hayalle ikiniz iyice manyağa bağlamışsınız. Ne dediğinizi anlamıyorum bile. Anlamadan bir bir sıkıyorsun ama yalanları. Ha? Yok o gece annemleydim, yok ben evdeydim falan. Ve bak çıktı şimdi ortaya. En fazla bir saat takılmışızdır kulüple hayalde. Sonra da eve geldim. Tamam, niye yalan söyledin o zaman? Komiserim, kız abimin sevgilisi. Onunlaydım diyecek halim yok ya. Anında tıkardınız beni içeri. Ha, şimdi tıkmayacağız mı içeri? Ne sebeple? Avukatın olmadan konuşmayacaksın demedim mi? Şimdi arıyorum. Hiç gerek yok aslında. Ben alacağımı aldım. İyi günler.